Merhaba Yeşilçam severler. Yeşilçam'da kötü adam rollerinin unutulmayan siması oyuncu Hayati Hamzaoğlu. Sinema kariyeri boyunca 200 filmde rol aldı. 5 Mart 1933 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitimine Trabzon'da başlayan sanatçı 1942 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. İlkokulun ardından bir süre kunduracılık ve dökümcülük, aynı zamanda kuyumculuk gibi işlerde çalıştı. Başarılı oyuncu sinemaya 1954 yılında Köy Çocuğu filminde oynadığı küçük bir rolle adım attı. Kötü adam tiplemelerinin ve karakter rollerinin değişmez oyuncusu haline gelen Hayati Hamzaoğlu, sesini kullanışı, telaşlı oyunculuğu, sinirlenmesi ve dayak yemesiyle Türk sinemasının akıllarda kalan kötü karakterlerinden biri oldu. Bir anne nasıl severse evladını, ben de öyle sevdim sinemayı. İlk diyaloglu rolünü 1956 yılında Tuzak Oteli filminde Neriman Köksal'ın fedailerinden birisi olarak oynayan Hayati Hamzaoğlu, daha sonra Osman Seden'in filmlerinde rol almaya başladı. Hayati Hamzaoğlu bir röportajında ise aktörlük ve oyunculukla ilgili şunu bizlere aktardı. "Ben bu işe öyle gönül vermişim ki bunun onur meselesi yaptım. Kendi kendime bir gün bu sokaklara adımı yazdıracağım," dedim. Bir anne nasıl severse evladını, ben de öyle sevdim sinemayı diyerek bizlere bu notu bırakmıştı. Hayati Hamzaoğlu'nun 16 Ekim 1962 yılında evlendiği ilk eşi Engin Hanım'dan Yıldıran, ikinci evliliği Perihan Hamzaoğlu'ndan ise Deniz ismini verdiği iki çocuğu dünyaya geldi. 1969 yılındaki Altın Koza film şenliğinde en iyi yardımcı aktör ödülünü kazandı. Sanatçı 1961 yapımı Ölüm Kayalıkları filminde Erol Taş ve Hüseyin Baradan'la birlikte ilk başrolünü oynadı. Sinemadaki asıl çıkışını Orhan Elmas'ın yönettiği Duvarların Ötesi filmiyle yaptı. Belgin Doruk, Tanju Gürsu, Erol Taş, Danyal Topatan, Ali Şen, Atıf Kaptan ve Feridun Çölgeçen'in oynadığı filmde Halıcı karakterini canlandırdı. 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Marmara depreminde Yalova'daki evi yıkılan usta oyuncuya 1999 Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülünü almak için gittiği Antalya'da dönemin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kumbul tarafından ev tahsis edildi. Rol aldığı filmlerde çoğunlukla kötü adamı canlandıran Hayati Hamzaoğlu, 15 Nisan 2000 tarihinde Antalya'da akciğer kanseri sebebiyle 67 yaşındayken hayata veda etti. Ünlü oyuncu, Allah'tan rahmet diliyoruz. Daha fazla videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı ve aynı zamanda şu an izlediğiniz videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize ait özel isteklerinizi ise yorum kısmına yazabilirsiniz. Şu an ekranda gördüğünüz sizler için önerdiğimiz videoyu izlemeyi de unutmayın. Film gibi devam ediyor.